Merhabalar. Değerli gençler. Bugünkü konu esnasında tüm 3 gün boyunca konuşmayı planladığım genel temanın modüler olarak belki de sonda olması da olabilir, sonda da olsa olabilecek bir konuydu ama ilk gün genel başlayayım istedim. Anahtar sözcük burada gördüğünüz gibi puan. Biraz sonra ben size kuantumun toplumda yarattığı, özellikle 20. yüzyılın ortasından başlayarak yarattığı sosyoekonomik etkileri anlatacağım bugün konferans olarak o. Yarın kuantum teorisi, matematik formülleri kullanmadan genel kitleye anlatılabilme için kendimi epeydir birkaç yıldır eğitmeye çalışıyordum ve bu konuda popüler birkaç yazı da yazdım. Bilim Sohbet Dergisi'nde yazıyorum genelde. Ve yarın kuantum teorisinden bahsedeceğim esas olarak ve felsefi tartışmalarına kadar götürmeye çalışacağım. Üçüncü gün mikro evrenin teorisi olarak ortaya çıkan ve yenilerde en azından toplumu yansıyan Nobel haberiyle tekrar gündeme gelen ve Tanrı parçacığı diye de betimlenen ama yanlış bir isimlendirme. O konuyla ilgili olarak da son 2 yıldır dünyanın gündemini işgal eden bir konu var. Mikro evrenin standart modeli. Yani parçası olduğumuz evrenin en küçük ölçekten en büyük ölçeğe kadar paradoksal görüntülerim son söylediğim yapısını anlatan bir teori yaptım. Size. Dediğim gibi bugünkünü isterseniz bir giriş sosyoekonomik bağlamda bir ısınma turu olarak kabul edin. Bu konu çok ilginç bir konu. Kuşkusuz bir derinlemesine girdiğimiz zaman zaten daha iyi göreceğiz. Çağdaş yaşamda özellikle yaşadığımız geçen yüzyıldan günümüze gelen sürece bakarsanız uygarlık tarihi için son derece önemli bir evre olduğunu görmek mümkün. Çünkü bu yüzyıl, geçen yüzyıl ve devamındaki 10 yıl doğayı anlama bağlamında, parçası olduğumuz evreni anlama bağlamında sahip olduğumuz tüm bilgilerin edinildiği, kazanıldığı, keşfedildiği bir yüzyıl. Dolayısıyla çağdaş yaşam ve bilim sözcüklerini bir arada kullanıyorum. Eminim 2500 yıl önce Ege Havzası'ndaki bilgeler de bu tarafta ve öbür tarafta Milet'te ve Atina'da yaşayanlar da biraz sonra Mulat olan size bir örnek vereceğim. Bu çağdaş yaşam ve bilim konusunda hep derin kaygılar taşımış ve onu topluma taşımaya, topluma yansıtmaya çalışmışlar. Gün geçmiyor ki son aşağı yukarı 30-40 yıldır, belki de 50 yıldır. Her gün pek çok ileri teknik konu, kavram günlük yaşamımıza giriyor. Yaşamda olup biten ve gündeme yansıyan en yeni kavramlar, mesela bu son 10 yılın diyeyim ki kavramları neler? Fisyon, füzyon, ileri bilgisayarlar, High Definition TV, 3G iletişim yöntemleri, Google Earth ve bu arada haberleşme güvenliği kuşkusuz. Özellikle bugünlerde gündemin en sıcak maddesi, işte diyeyim telefonların dinlenmesi, mekan dinlenmesi, hava ulaşım güvenliği. Buna sayıyorum çünkü madem ki sosyoekonomik boyutundan bahsediyorum çağdaş bilimin, bu sözcükler hepimizin hayatında. Sokaktaki insana sorsanız eminim yüzde belli yüksek bir yüzdesi. Bu sözcüklerle tanışmış ve belki sözcüklerin anlamını yaşamlarına bile taşımış olabilirler. İnternet ve Google çok önemli. Hatta günlerde başına gelecek büyük çorap örme süreciyle ilgili olarak da internetin çok önemli olduğunu iyi biliyoruz. Kök hücre, genetik kod, genetiği değiştirilmiş organizmalar, AIDS, kanser, kürtaj, biber gazı, Twitter. Bakın bunların hepsi bilimin ve teknolojinin sosyoekonomik boyutlara taşıdığı sözcükler ama sözcükler değil kavramlar için dolu sözcükler. Hepiniz aşağı yukarı bunlarla yaşıyorsunuz. Benim atladığım şeyler sizin gençlerin çok daha iyi bildiği pek çok yeni sözcük ve yeni olgular da olduğunu
Çünkü uzunca süredir yaşamımızda var bu kavramlar ve bunların betimlediği cihazlar, aletler. Bunlar küresel düzeyde de, sosyal kültüre de iyice yerleşmiş olanlar değil mi? Özellikle bazıları internette Google'a, işte haberleşme güvenliğine baktığınız zaman, hatta belki de biber yazına Twitter'a baktığınız zaman hayatımıza iyice yerleşmiş olduğunu, en azından bazı gençlerin hayatlarında çok önemli bir yer oynadığını görüyoruz. Tabii bunun arkasından hava kirliliği, küresel ısınma, zehirli radyoaktif atıklar, hızlı nüfus artışı ve beslenme. Çünkü bakın beslenmenin altını çizmek istiyorum. Türkiye'de aşağı yukarı bizi kumda oynattıklarını hissetmek için sadece televizyonları izleyin. Ara ara da CNN'e, BBC'ye, diğer bütün yabancı kanallara bakın. Dünyanın gündeminde ne var? Bizim gündemimizde ne var? Bakın bu beslenme de gıda krizi, 7,5 milyara ulaşmış olan dünyada artık belirginleşmeye başlayan açlık krizi, belki de finans krizinden çok daha önemli. Onun için bunu burada bilim ve teknoloji bağlamında yapıyorum. Birleşmiş Milletler'in raporlarının çoğuna bakarsanız, görünür gelecekte olabilecek açlık krizlerine karşı teknolojinin olanaklarıyla bir seferberlik başlatmak istiyorlar. Tabii biz oldukça tok toplumlar olduğumuz için başkalarının açlık krizi tehdidi altında olması pek de etkilemiyor olabilir tırnak içinde. Benimsediğim bir kavram olarak söylemiyorum. Durum saptaması yapıyorum. Soru şu, çok önemli bir soru. Tüm bu konulardan, başlıklardan, kavramlardan habersiz olma bir seçenek midir? Toplumlar için, insanlık için genelde 7,5 milyarlık insanlık için. Eğer öyleyse habersiz olmak bir seçenekse ürkünç, çok korkutucu. Ve olsa olsa müthiş yüksek bir cehalet örneği olmalı. Cahil. Bilgisiz olmanın cehalet olduğunu iddia ediyorum ben. Bunlara gözü kapalı olabilmek, farkında olmamak. Peki bunları anlamadan, örneğin kendi yaşamımızda akıllıca kararlar alabilir miyiz? Ya da ulusal siyaseti etkileyebilir miyiz? Peki ülkemizde bu konularda kararlar nasıl ve kimler tarafından alıyor? O saydığım sorunsal ve sorularla ilgili olarak politika demetlerini belirleme bağlamında deyin isterseniz. Son 50-60 yılda bilim alanında o veya bu şekilde saygın bir geçmiş yaşamış olan kaç siyasetçi, devlet adamı sayabilirsiniz? Önemli mi? Önemli. Kuşkusuz bu konuda kararlar oluşturacak, mutfakta görev yapmış olmaları ya da yapacak olmaları gerekiyor. Benim aklıma birkaç isim gelmişti. Buna belki kendi boyutunuzda başka isimler de gidebilirsiniz. Bir tanesi yaşadığı dönemde dünyanın büyük tarihçilerinden biri sayılan referans Celal Şengör. Dolayısıyla çok güvenilir bir referanstan dolayı söylüyorum. Hasan Ali Yücel, Türk eğitimindeki büyük reformlara imza atmış olan, o dönemdeki büyük devlet adamlarının işbirliği içinde, kuşkusuz Erdal Ünlü, benim değerli dostum, çalışma arkadaşım, hocam. Ve de benim sevgili Hüseyin Vural'ın da iyi tanıdığı arkadaşı, Samsun Lisesi'nden 19 Mayıs Lisesi'nde okuduğum dönemlerdeki arkadaşım olan Adnan Kavlıcı. Bir bakıma benim bu bilim politikası süreçlerine ulaşma sözcüğü kötü katılmam yolunda önemli katkısı da olan bir merhum, önemli bir devlet adamıydı. Bugün yaşlı olsaydı büyük bir rol oynayabilirdi diye düşünüyorum. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra, bütün bu konulara kapalı olup da uygar ve çağdaş bir toplumda, uygar ve çağdaş bir yaşam sürme olanağımız var mı yok mu sorusuna yanıt vermek için sarkastik bir ifade aldım Thomas Gray'de. Cehaletin esenlik getirdiği yerde zeki olmak budalalıktır. Ve de ayrıca çok tehlikeli bir kuşkusuz. Ve çok mutsuz dedir insanı böyle bir ortamda. Esenliğin cehaletle doğru orantılı bir yerde ve hatta giderek cehaletinden gurur duyan nesiller oluşturmaya başlandığı anda kuşkusuz bu en azından kibar deyimle budalalıktır. Siz o budala sözcüğünü bir sürü başka sözcükle değiştirebilirsiniz isterseniz. Şimdi bakın bu Namık Kemal Bakır 2014 yılının Şubat gününde söylediği veya büyük ihtimalle ona benzer bir takım insanların değişik platformlarda, değişik günlerde söylediği bir yakınma değil. Bu yakınma hep ola gelmiş biliyorsunuz. Her kuşak kendinden sonraki kuşakta
eğitim standartlarının düşmesinden endişe duyar, demiş bir değerli bilge. Sümer uygarlığından kalma insanlık tarihindeki en eski metinlerden biri sayılan 4000 yıllık kısa bir deneme, gençlerin bir önceki kuşağa kıyasla çok cahil olmasından yapılıyor. Ama tabii bu genel söylem, ben size daha çarpıcı olanı söyleyeyim. Biraz önce Ege Havzası'ndan bahsettim, bilimin yeşerdiği. Miletos'tan ve Atina'dan. İki taraf, her iki taraf. Ve orada da önemli kişiler var. Simge isimlerden bir tanesi Platon. Bizdeki bazılarının zikreden ismi Eflatun. Eflatun da devlet sözcüğü iki araya gelince bazen evdeki evlatlar toparlanırken toparlanan gizli evlatlardan biri haline gelmiş. Ben size Platon'un Yasalar adlı kitabından 7. cildinde bilimsel cehaletin tanımını yapmış, oradan okumak istiyorum. Bugün vaktimin olduğunu görünce rahat tempoyla biraz daha rahat konuşabildiğimi hissediyorum ve bazen bunu okumaya kendime izin vermeden geçtiğim oluyordu. Şimdi biri, ikiyi, üçü sayamayan, tek sayıları çift sayılardan ayıramayan ya da hiç sayı sayamayan, geceyle gündüzün farkından ya da güneşin, ayın ve diğer yıldızların deviniminden tümüyle habersiz biri dehşete kapılmış olarak bakıyor. Kanunca tüm özgür kişiler, Mısır'da alfabeyi öğrenen her çocuğa hemen verilmeye başlanan bu bilgilerin olabildiğince çoğunu verilmeye gayret etmelidir. Şimdi Platon, kadim Mısır uygarlığına ve oradaki o çağdaş uygarlık düzeyinin bilimsel bağlamdaki gelişkinliğine gönderme yapıyor. Yanlış değil. Bugün çağdaş batıda bütün göndermeler şey yapılır, antik Ege Havzası'na bakın. Antik Yunan ya da antik Ege Havzası. Çünkü Miletos'tan başlayıp özgürlüğün yeşerdiği Atina'ya geçmesi, onlar kadar önemli olan Sparta'ya geçmemiş olması bilimin üzerinde oturup ciddi değerlendirme yapılması gereken bir şey. O ülkede aritmetik oyunları sırf çocuklar keyif alsın, eğlensin diye tasarlandı. Platon'un felsefesinde matematik ve ilgilerin çok önemli rol olduğunu biliyorsunuz. Ben, şimdi Platon konuşuyor, burası önemli. Bu alanlardaki cehaletimizin farkına geç yaşımda vardım ve şaşkınlığa düştüm. Bence biz insandan çok, onu Platon diyor, ben söyledim, domuz sayılırız diyor. Yalnız kendi adıma değil, tüm Yunanlar adına büyük utanç duyuyorum. Tabii büyük çoğunluğun son cümlenin taraf olacaksınız büyük ihtimalle. Utanç duymamız gereken pek çok şeyler biri, en başta gelenin kuşkusuz cehaletimiz değil mi? Onun için Thomas Gray'in bu sözcüğünü o bağlamda koyduğumu lütfen göz ardı etmeyin. Şimdi ben burada, madem ki bilimin çağdaş uygarlık bağlamında özellikle sosyo, toplumsal ve ekonomik yaşama katkılarından bahsetmek istiyorum. Onun için yaşam kalitesinden biraz söz etmek istiyorum. Bunun arkasında daha uzun yaptığım konuşmada daha detay var da burada ona girmeyeceğim. Şimdi M.Ö. 4. yüzyıldan başlayarak yine antik Ege Havzası'nda oluyor bütün bu gelişmeler. Modern tıp bilgimiz zaman içinde geliştikçe milyonlarca insan için yaşam kalitesi büyük ölçüde yükseldi. Göreceksiniz ki esasında çok da hızlı yükselmemiş. Biraz sonra onu bir bazı şeyler söyleyeceğim. Doğumda ve çocukluk çağında ölümler giderek azaldı. Ortalama ömür süresi uzadı. Acaba çok keskin bir artış var mı yoksa bir şeylere mi borçluyuz bazı şeylere? Ya bunu biz söyleyeceğim biraz. Şimdi ortalama ömür süresinin uzaması yaşam kalitesinin arttığını gösteren tek ve yeni görüntüdür. Kaliteli bir yaşamınız varsa uzun yaşarsınız. Yoksa bir sürü nedenle açlıktan ya da kabirden ölebilirsiniz. Ya da sizi başka tehlikeler yok eder yaşamınız. Dolayısıyla bilimin insanlığa en büyük armağanı bu. Ortalama ömür süresinin uzaması. Gelin bunu bir izleyelim esasında. Bazen bu bir plato dedi ya, rakamlarda uğraşmıyorsanız esasında çok cahilsiniz demektir. Her söylediğimizin altını rakamda doldurmamız gerekiyor. Şimdi tarım devrimi öncesi, yani avcılık, toplayıcılık dönemlerinde, yani günümüzden 12 bin yıldan daha uzun süre önceleri, yaşam ortalama ömür süresi çıkarsamayla arkeolojik bulgularla veya diğer bulgularla yapılan çalışmalar 20-30 yıl olduğunu gösteriyor. Tuhaf geliyor ama Orta Çağ'da geç Roma işte milattan sonra epeyce bir geçti. 4. 5. asırda. Orada da 20-30 yıl mertebesinde bir ortalama ömür var. Ancak 1870'lerde, yani günümüzde sadece 150 yıl kadar önce biliyor musunuz? Tuhaf olan ortalama ömür 40'lara ulaşmış.
Şimdi etrafımızda 50-60 yaşında insanlar sonsuzluğa göçünce bakma genç yaşta göç etti dediğimiz günlerden 1870'lere topu topu 140 yıl öncesine gidip orada ancak 40'lara ulaşabilmiş. Sonraki gelişim tümüyle 20. yüzyıl meseli. 10.000 yıllık tarım devriminden itibaren ki tarih dönemine ya da 2500 yıllık işte o veya bu şekilde bilimsel olarak betimleyebileceğimiz döneme bakarsanız topu topu son işte küsuratlı küçük bir döneminden bahsediyorum, yüzyıldan bahsediyorum. Hepsi bu yüzyılda olmuş. Çünkü evrene ilişkin bütün anlayışlarımızın temeli, bütün gerçek bilgiler bu dönemde geliştirilmiş olanlar. Bakın burada 1915'te 50'ler, 1930'da 60'lar, 1955'te 70'ler. Bunlar Birleşmiş Milletler istatistiklerinden olmuş bilgiler. Ve günümüzde 80. Deyin ki 80 İskandinavya'da. Türkiye'de bile. Benim rahmetli büyüklerim ebediyete uğradığım zaman biri 89, biri 93 yaşındaydı. Benim gibi gariban bir Anadolu'nun her etrafında gördüğü ortalama ömür süresi için bu iyi bir örnek olabilir 80'ler. Yani bunlar esasında parmak ucundan veya şapkadan çıkmış değil. Bilimsel istatistiklere bağlı söyleyeyim şey. Peki, bir gelişme var da özellikle son dönemde neye borçluyuz? Sebep-sonuç ilişkileri de senin son derece önemli bir felsefi bir kavram. Elinizde bazen sonuçlardan nedenlere geçmek, çıkarsama yapmak, tersine bir çıkarsama yapmak mümkün ve ben bu yorum yapıyorum şu aşamada. Neye borçluyuz bunu biliyor musunuz? Başta hastalık ve mikrop bağıntısını kuran bilimsel gelişme son derece önemli bir şey söylüyorum. Bundan önce hastalıkları neye atfettiğini biraz okursanız görürsünüz. Nelere atfedildiğini. Cinlere, perilere, görünmez her türlü şeylere vesaire vesaire. Ya bir miktar eski kitap okumak yeter bunun için. Hastalık, mikrop bağıntısını kuran bilimsel gelişmeye, burada büyük isim, Pasteur ve ilaçları tıp teknolojisine borçluyuz. Konuşurken su içme öyküsü, değerli hocamızın bir jüri de bana anlattığı bir bağışlarım benim çok teşekkür ederim. Şimdi madem ki sosyoekonomik bağlamında bilimde bir yolculuk yapıyoruz, bilim ve demokrasi özellikle bu kutsal sözcüklerden bir başkası bahsetmeden olmaz kuşkusuz. İlginç olan bilimin de demokrasinin aynı yerde aynı zamanda Ege, antik Ege havzasında yine yaşanmış olması. Milattan önce 7 ve 5. asırlarda 200 yıllık bir serüven bu olayın geçmiş olması için geçerli süre. Şimdi ilişki ne? Bilim ve demokrasi arasındaki ilişki. Her şeyden önce bilimsel değerlere bağlı kalırsak yalanlara kanmayız. Bilim uyanıklık, aydınlık, sorgulama gelir bu için. Hayali bir ülke düşünelim. Senaryo yazalım. Bunu geçenlerde bir süre önce bazı gençlere verdiğim bir konuşmada yazmıştım. Hayali bir ülke düşünün. Dünya gerçekle hiçbir alakası yok bunun. Ben yani kafa metaforik bir örnek yapıyorum. 10 yılda 3 milyar ağaç dikilmiş. Şimdi basit bir aritmetik ödevi veriyorsunuz çocuklara. Diyorsunuz ki çocuklar ne kadar arazi kullanmış bunun için acaba? Ha diyecek ki bir ağaca sizin sağlıklı büyümesi için kaç metrekarelik alana dikersiniz ancak değil mi? Peş peşe gel gene dikemezsiniz bunları yoksa büyümez. Bir kişi bu işi ne kadar sürede yapar? Şeytan dürtüyor bir daha soruyorsunuz. 10 yılda tamamlama bu ağaç dikme işini tamamlamak için kaç kişi çalışmalı? Son yılda bir diğer örnek olarak devlet istatistik verilerine bakarsın, o ülkede, işte Eriput ülkesinde örneğin, orada 10 yılda kaç tane yeni ağaç dikilmiş örneğin. Şimdi bunlara bakmadan, şapkadan çıkarılan bilgilerin, ya arkadaşlar bunların bir soruları yanıtını alayım, ha bunun için tabii önce 1, 2, 3, 4 diye Platon'un dediği gibi saymayı bilmek lazım, bunları toplamayı çıkarmayı bilmek lazım, çarpmayı bilmek lazım ve biraz da lojik kullanımda özgürlüğe sahip olmak. Şimdi kalın karmaşa ve yanıltmacaların engin denizinde doğruyu bulmak. Her uygar insan için görev bu değil mi arkadaşlar? Özellikle bilim, huzur, yönelmiş, demokrasi her bağlamda önce doğruyu bulmamız şart. Hani bir takım yeminlerde vardı doğruyu ve sadece doğruyu. Bunu yaşamımızda prensip edilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Doğruyu ve sadece doğruyu arayıp bulmak ve söylemek zorundayız. Onun dışındaki her şeyin
Hiçbir öğretide yeri olmadığını hepimiz biliyoruz. Şimdi ne gerektiriyor bütün doğruyu ve sadece doğruyu bulmak? Uyanıklık gerektiriyor. Çok önemli, Türkiye'de çok az kullanılan ve benim çok önemsediğim bir sözcük cesaret gerektiriyor. Yani benimle ilgili, hadi Bomber, Kasper Kader, bilim işçisi olarak çok çalıştığım için bir film yapmışlardı. Beni anlatan arkadaşlardan hiçbiri, ya bu adam çok yürekli bir adam demedi ki ben en büyük marifetimin, bilimsel erkimden daha da yükseğinin yüreklilik olduğunu düşünmüştüm ve olmalısı ve gençlere bunu öğretmeye çalıştım. Ne diyor büyük Immanuel Kant? Spare aude. Yani cesur ol. Nerede cesur ol? Aklını kullanma bağlamında cesur ol. Cesaret bence, hatta Türkiye'nin İstiklal Marşı'nın korkma diye başlaması benim için yetiyor. Korkma. Metafor o. Kimin söylediği, kimin yazdığı önemli değil. Ama benimsediğimiz Cumhuriyet Marşı'nın korkma olması, yani bence demokraside, uygar bir ülkede korkmamaktır esasında. Ayrı olmak. Bilimsel, rasyonel bağlamda ayrı olmak. Ve hiç kuşkusuz, her yaştan genç değil, özellikle genç gençlere sabırlı çalışma, kararlı çalışma. Önemli bir kitap var. Kanada kökenli Amerikalı bir yazar var. Gladwell adında. Pek çok enteresan kitap yazdı. Bir tanesi en son yazdığı kitaplardan biri. Sıra Dışı'nın, Outliers. Orada çok enteresan, ilginç case study'ler yapmış, örnekler almış, çalışmış. Evrensel düzeyinde mükemmele ulaşmak, başarı için 10.000 saatlik minimum çalışma süresi. 10.000 saati kuşkusuz 100 yıla yayın demiyor. Eğer üniversiteye girdiyse bir insan profesyonel yaşamayı tanımıyorsa, işte belli bir yere ulaşıncaya dek günde 10.000 saati 5 senede harcamak gerekiyor örneğin. Düşünmek lazım. Ben bunu herkese anlatmakta çok başarılı olamadım. Ama çok önemsiyorum. Hepimiz aşağı yukarı şu anda bu iyi beslenme koşullarında, bu gönenç koşullarında hepimiz aynı zeka düzeyinde olduğumuzu düşünüyorum. Daha başarılı olanlar daha çok zaman harcayanlar, daha çok çaba harcayanlar. Hiç tartışmasız. Bunu öyle olduğunu hiç aklına çıkartmak lazım. Zeka konusuna kuşkusuz değinmeden olmaz. Burada yukarıda bu zorlu düşünce alışkanlıklarından bahsetmiştim. Uyanıklık, cesaret ve sabırlı çalışma. Şimdi bu zorlu düşünce alışkanlığının çoğu düşünce alışkanlığı zor durum için. Kimi insanlar mekanik çalışmayı tercih eder. Benim yanımda bir zamanlar çalışan bir hanımefendi vardı. Günde 20 saat çalışır gördüğümde ama ben ona bir düşünsel bir paragraf yazmasını istediğim zaman o paragraf gelmezdi bana. Zorlu düşünce alışkanlığı. Zihni kullanmak zordur. Zihinsel tembellik feciktir. Peki bunları edinmek için uğraşmayı istemezsek, gerçekten ciddi sorunlarla karşılaştığımızda çözüm üretmeyi bekleyemeyiz. Şaşırır kalırız. Buna hakkınız da olmaz zaten. Zekayı şöyle tarif etmiş. Ben bunu Şahin Koçak'tan öğrenmiştim Hüseyin Hocam. Daha önce hiç karşılaşmadığı bir sorunla baş edebilme yetisi. Yetisi. Bunun için Şahin Koçak'ın verdiği örnek, New York'taki metrodaki fareler belki de onlarla mücadele eden polislerden daha akıllı veya işte mücadele. Çünkü onlar her seferinde baş etmeyi biliyorlar. Zeka, hiç karşılaşılmayan bir sorunla, sorunsalla ne derseniz deyin baş edebilmeyiz. Zamanla salt, kelle, o tırnak sözcüğünü biliyorsunuz literatürümüze nasıl girdiğini, kelle gezdiren her türlü kisvedeki şarlatanın yemini yutmaya hazır, koşullanmış bir budalalar, alıklar, isterseniz yararlı budalalar da diyebilirsiniz. Bugünlerde çok moda o sözcük. Dünyası haline geliriz bunlara edinmezsek. Yetici yüzdesi de artmış gibi görünüyor. En azından bu bağlamda. Şimdi gelin biraz daha teknik konuya gireyim. Temel bilimsel araştırmada ne kastediyorum? Ben bir fizikçiyim. Hayatım boyu bir kısım döneminde bilim yöneticiliği yaptım ama asıl işim Berkeley'den, Stanford'dan başlayıp şöyle kadar uzanan yolda ben bilimsel araştırma yaptım. Onun için bu tanım benim, kendi benimsediğim bir tanım ama evrensel tanımlara çok uygun. Bunu bazı mühendisler çok benimsemeyebilir. Hatta bazen hep böyle sürekli bu yaptığım ne işe yarar sorusu tabii kuşkusuz muhatap olmuş bir adam olarak söylüyorum. Hatta TÜBİTAK'ta bir ara bilimi çok promote ettiğim zaman, bilimi öne çıkardığım zaman Kore'yle yarışabilmek için bana benim bazı çalışma arkadaşlarım, hocam 657 renklik kafası mı var falan demişler. Bilim öne çıkardığınız zaman ne işe yarar sor. Şimdi onu gerekir anlatmaya çalışacağım. Şimdi kısa vadede pratik bir sonuç beklentisi gütmeksizin, yalnızca bilgi edinmek, yani doğayı sorgulamak ve meraklarını gidermek. Doğaya
Huşu içinde hayret verişti. Diyerek bakabilmekle hoşum görürsünüz. Şimdi geçen gün mesela okuyan torunumu dünyayı bir kara delik haline dönüştürmek için acaba dünyanın ölçeğini şu andaki 6378 kilometre yarıçapta kaç santimetre indirmesi gerektiğini anlatmaya çalışmıştır. Sonunda baktı, anlıyor biliyor. Basit Newton, gravitasyon var. Neye önemli? Önemli. Yani hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Her şey bir yana bırakın. Dünyayı bir kara deliğe dönüştürmek mümkün mü? 1,5 santimetreye kadar sıçtırmanız lazım. Kütleyi sağlıyorsunuz. Bu amaçla salt sorgulamak ve merakını gidermek için yapılan faaliyetler. Cahit Arif beni bilim adamı olmak için seçtiği zaman 1964 yılında, o da gurur sayfalarını bilinir. Bizi böyle bir interviyü, görüşme yaptıkları efendim. Hikaye uzun. Sonra da fiziğe beni sokmak karar verdiler. O bir elektrik teknikayısıdır falan filan uzun hikaye. Senin işin merak etme. Merak etme. Ha, ne iş yapar? Ben Samsun'daki aileme telefonda söyleyecektim. Bugün onlara izin almadan kaydımı sildim. Ne iş yapar benim dedi. Merak eder dedi. Çok kolay oluyor. Şimdi merak etmek o kadar önemli bir şey. Merak yoksa gelişme yok. Peki sonuçta uygulamaya koyacağımız yeni bilgiler edinmenin tek yolu da bu. Bakın işte şimdi sosyoekonomik bağlamını da vurdum sistemin. Merak edip yeni bilgiler edineceksiniz. Sonunda uygulamaya inovasyon, yenilikçilik yöntemiyle sosyoekonomik bağlamda yararlı ürünlere dönüştüreceksiniz. Özgün yeni bilgiye ihtiyacınız var. Göreceksiniz biraz sonra bilişim devriminin arkasındaki özgün yeni bilginin ne olduğunu. Çünkü yeni bilgi yoksa uygulamaya koyacak bir şey de yok. Eski bilgiyi koyamazsın. Eski bilgiyi başkaları uygulamaya koymuş olup piyasaya sürmüş, parasını da kazanmış. Bir ara bana çok sordular. Hocam, otomobil yapmayı düşünüyor musunuz? Ben gerizekalı gibi mi görüyorum böyle bir şeyi? Ya, otomobili sıfırdan başlayarak yaptırmak için. Yani böyle hakikaten bu alıkça bir şey olabilir mi? Yeni özgün bilgi, yani piyasada para da edebilmesi için bunun özgün yeni bilgi olması lazım. İbret için şeye bakın, 10. 5 yıllık kalkınma planının amaçlar ve hedefler bölümüne bakın ne anlatıyor burada. İbret dediğime göre benim dediğimin ters bir söylem olduğunu göreceksiniz sonra. Ve 10. 5 yıllık kalkınma planı. Mevcut bilgilerden yararlı ürünler sağlamak gerekiyor. Şimdi bakın bu iş çok yeni de değil. Bu işi sadece biz söylemiyoruz. Zamanında Koçu Bey de söylemiş, İbrahim Tefendika da yazdı. Notlarda söylemiş o dönemin patişkalarını. Şimdi Türkiye son birkaç yüzyıldır, diyeyim ki 1700'lerden başlayarak, diyeyim sen, biraz daha ötüleri 1600'lere götürüyor. Geri kalmışlığın acılarını yaşamış. Geriye düşmüşlüğün, yavaşlamanın geriye düşmüşlüğün ve sonra da geriye kalmıştı. Yani bu lisede bize öğretirlerdi işte duraklama, gerileme, yıkılma falan diye. O dönemlere bakarsanız bu enteresan bir sosyoekonomik süreç var orada. Şimdi ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda pek çok eksiğimiz ve kusurumuz var. Bütün söylemlere karşı, yüksek atfetmelere karşı demokrasi bağlamında korkunç eksiklikler. Bunların doğal uzantısı olarak güçsüzlük ve evrensel ölçekte saygınlık eksikliği. Hatta giderek yerlere düşen saygınlık eksikliği var. En sondaki cümlemi çok ilginç bulacağınızı biliyorum. Peki bu hep mi böyleydi? Yani hep mi gereydi? Öyle olsa Mozart ya da Beethoven'lar oturup bütün operalarında şeylerle, müzikte bu kadar önem vermezlerdi. Şimdi nobody statüsüne düştüğümüz için, şu Mozart ne? Allah'ım ne akıl etmiş de Türk marşları saraydan kız kaçırma en önemli temalarından biri. Recognize edilen, tanınan betimlerine saygı duyulan bir ülkeymiş de o zaman onun için. Bu adamlar bu kadar önem vermişler bu işe. 16. ve 17. yüzyıllarda uygarlık düzeyi itibariyle Batı uygarlığıyla aramızda önemli bir fark yoktu esasında. İşte sizin camileriniz, onların katedralları, hanlarınız, hamamlar vs. aşağı yukarı aynı. 16-17. yüzyıllarda. Sonraki yıllarda durum birden değişiyor. Bizimkiler tabiri bağışlayıp bakıyorlar. Değişiyor mu bir şey? Niye değişiyor? Çanlamışlar 1933'e gelmemiz gerekiyor anlamak için. Önce askeri alandan başlayarak her alanda ara aleyhinde sürekli açıldı. Ve bunun tabii rahatsızlığını duyuyor. Bir takım adamlar mesela Kaynarca'da bu gemileri kuzeyden gelip yakınca dünyanın yuvarlak olduğundan belki az haberdar olan değerli Türk yöneticileri işte 1. Abdülhamit Kahraman ölmüş adam, kalp krizi geçirmiş. İşte kötü adamlar değillermiş esasında ama demişler ki ya silahlar daha iyi. Parayı bastırıp alırız.
Tekrarlıyorum çünkü hala parayı bastırıp alacaklarını düşünüyorlar. Parayı bastırıp alamıyorsunuz bu işi. Peki neden olmuşmuş? Niye arada açılmış? Böyle tabi giderken hatta bir ara daha da yüksekleten bir anlamda. Şimdi 1543-1687 bu tarihe üzerinde en gençler iddia ne olur unutmayın. Öyle önemli ki bu tarihi bilmiyorsanız biraz önce yukarıda saydığım pek çok sözcüğün farkında olmayış kadar vahim bir eksiklik olur. Çünkü Batı'da uygarlık tarihinin en büyük dönüşümü bilimsel devrim gerçekleşmiş. En büyük dönüşüm. Nedir bilimsel devrim? Kopernikus'tan Newton'a giden Yunan. 1543, Kopernikus 1687 sentezin tamamlandığı Principia Mathematica. Newton. Eklediğin sürmüş, az da değil. Geceden sabaha şapkadan tavşan gibi de çıkmamış bu. 150 yıl sürmüş, o dönemde o coğrafyanın en önemli varlıklarından, güçlerinden biri Osmanlı. Buna bakmamış bile. Hani su akar, deli bakar da değil. Ya 150 yıl senin sınırların ötesinde bir şey oluyor. Sen İstanbul'u kuşatıyorsun, Gutenberg o günlerde matbaayı çıkarıyor. Sen o yan, neydi o adamın, ünlü Macar savaşçının gelmesinden korkuyorsun, adam matbaayı buluyor. 1543 üstelik bizim muhteşem Süleyman'ın iktidarda olduğu dönem. Kopernikus. Ne tuhaf değil mi? Kralları indirip çıkardığını söylüyoruz da orada hiç bilimsel devrimi yapıyor, farkında olmuyor bu adamlar. Belki. Gözlem, deney ve matematiksel gösterime dayanan araştırma yöntemiyle yeni bilgi üretim yöntemidir geliştirilen devrimin en büyük ürünü. Bunun sosyal alana yansıması aydınlanmış. Yani aklı tutsak kılan zincirleri kırarak özgürleştirmek, insan aklını özgürleştirilir. Bilimsel devrimdir aydınlanmayı dedi. Bizde bilimsel devrim olmuş, aydınlanma da 1930'ları Atatürk devrimleri beklemek zorunda kalmışız. Ne tuhaftır ki, o dönemde dünyanın en önemli ülkelerine söyledim, okuyayım bu cümleyi, bir cümle. Osmanlı bu kadar uzun bir sürece yayılmış, 150 yıllar, bu büyük değişim ve dönüşümün ayırtma paratmış. Yani bilimsel devrim ve onun uzantısı ve türevi olan aydınlanma ve sanayi devrimleri ülkemizin kalın duvarlarını aşıp içeri bir aramış. Böylece ara açılabildiği kadar açılmış ve yıkılmaya kadar gitmiş. Batı'daki gelişmenin kaynağını doğru analizleye etmişler. Bunun bilimsel devrim olduğunu anlamışlar. Araştırma yoluyla yeni bilgi özlü bilgi üretiminden kaynaklandığını anlamışlar. Peki ne zaman biz bunun hayırına varmışız? 1933 üniversite reform yasasında buna bir gönderme var. İlk defa, bu alıntıda merhum değerli dostum Erdal Gürtel'de, ilk defa şeyin farkına varmışlar ki burada bilimsel devrim anahtar sözcük. Yeni bilgi üretme, yeni bilgi üretme. Bir yerde yazmıyor yeni bilgiler, birileri iddia ettiği gibi. Yeni bilgiyi gözlem, deney yapıp kodifiye, matematiksel yöntemlerle kodifiye ettiğiniz zaman çıkıyor. Tanrı parçacığı, nam parçacığı, 125 giga elektron volt kütleyle bulduğunuz zaman birisi çıkıp da şurada ona bir ait yok arkadaş. O zaman onun zamanında söyledi 10 milyon, 10 milyar eurodur harcana. Var mı öyle bir şey? Olduktan sonra yapıştırmayla tamı tamına Nostradamus'un yaptığı türden çıkar. Yok öyle bir şey. Gözlem, deney, araştırmayla yeni bilgi üretmek. Bilgide araştırma bu işte. Yeni bilgi üretmenin tek yolu da bu. Başka hiçbir yolu da yok. Demek ki Türkiye'de bilimsel devrime ilişkin ilk kıpırtılar gerçekleştiği coğrafyadan ve zaman diliminden bakarsanız uzay zaman boyutundan 300 yıl sonra güzel bir ülkemiz olacakmış. Ulaşmış da yerleşebilmiş. Bilimsel devrimi yeterince algılayıp, benimseyip, içselleştirebilmiş miyiz? Yaşamın bir parçası haline yani yeni bilgi üretirsek gücümüz artar anlayışı yerleşmiş mi halde? Ben size en son daha bir sene önce çıkan 10. 5 yıllık kalkınma planını lütfen şimdi bu internet çağında girip bakın bazı raporlarda göreceksiniz. Onun tetiklediği ve ancak 1933 sonrası aydınlanma meşalesi de yok.
O da sonuç. Şimdi demek ki anahtar sözcük yeni bilgisayarı benim gücün yanmaması lazım. Günümüzde artık iyice anlaşıldı ki teknolojik bilgi transferi ile sorun çözmek ya da yeterli ekonomik büyüme hiç olmazsa Batı ile arayı kapayacak, bırakın gelişmeyi. Yaratmak mümkün değil. Başka yerde üretilen bilgi uygulamaya konuluncaya dek eskimiş olacak. Dolayısıyla bunu siz de alıp burada uygulamaya, otomobil üreterek örneğin uygulamaya koyduğunuzu düşünürseniz rekabet üstünlüğü yaratmayacaktır. Uluslararası piyasada başka mallardan daha iyi satılmayacaktır. Çünkü öbürleri bu arada daha yenisini çıkarıp ürettiği için sizin ürettiğiniz bu eski teknolojiye ilişkin mal alması için budalalar kullanmaları gerekiyor ki 7,5 milyarlık dünyada pek fazla budala yok. Bazı ülkelerde yoğunlaşmış olsa bile bunlar. Şimdi ben size örnekler vereyim, metaforik örnekler. Bunu yıllar önce geliştirmiştim, daha sonra benim oturduğum pozisyonda oturan hanımefendinin de bolca kullandığını fark ettim. Hem bu sebeple hem de tabii bir bu konuda bir fikri bir ülke. Bir kilo uydunun fiyatı 100.000 dolar, bir ara uydu almıştık. Çünkü ücreti varmıştık. Sonra bir ara yine bizim kampüste bir uydu da aldılar bir ücreti. Kaldık biz ama 10 sene önce o uydunun öncülüğünü üretip almıştık. Ne ilginç var ben düşünüyorum. 100.000 dolarken bir kilo klasik makinenin örneğin otomobilin fiyatı 10 dolar. Şimdi bir kilo uydu 100.000 dolar da niye bir kilo otomobil 10 dolar? Çünkü uydu yeni en son katil bilgi içeriyor onun için. Siz peki ona o 100.000 dolara verip alırken ne yapıyorsunuz? Onu geliştiren, o ülkedeki insanların araştırma fonlarından eksilen bütçeye katkı yapıyorsunuz. İşte o insanların araştırma, geliştirme faaliyetlerini dışarıdan finanse ediyorsunuz. Tabii bu konuda söyleyecek çok şey var da. Peki bilgi bedava mı oldu mu? Bilgi bedava mı değil? Kimse kimseye karşı hiçbir şey vermediği gibi bilgi içlerinde bilgi güç. Çünkü bilgi size müthiş bir güç kazandırıyor. Kaldı ki ekonomik değere dönüşebilecek bilgi de özellikle öyle serbestçe piyasa dolaşımı üzerinde onu geliştiren firmalar ve kurumlar tarafından kapalı o bilginin yayınlanmasına bile izin vermiyor. O kurumlara şirketlerin içinde kalıyor. Buradan bir şey almakla çalışıyor. Bir de piyasada serbestçe dolaşan açık bilimsel bilgiyi ekonomik değere dönüştürebilmek için o hiç kolay değil, çok üst düzeyde bilim adamı, teknisyen, mühendis, iyi yetişmiş yüksek mühendislere ihtiyaç. Yani açık bilimsel bilgi hemen ve masrafsız olarak uygulanan bir teknolojik ürüne dönüştürülebilir şeyler değil. Bunun için geçişkin bilimsel insan gücü ve bilimsel teknik insan gücü, bilim adamı, mühendis ve teknisyene ihtiyaç var. Ve de iyi altyapılara ihtiyaç var. Yani binalara, sıralara, masalara, işte her sene değişen bilgisayarlara kadar iyi deneysel altyapılara ihtiyaç var. Murphy'de doktora yaparken, işte burada bazen bizim çocuklara biz gençler beni bağışlar. Yaşlanınca böyle işte bu yüzden. O da beğenmiyoruz. Ben Türkiye'deki odamda doktora yaptığım yıllarda işte bu ortalama bizdeki bir yastan odası bir bildiğim odada yanımda Michio Kaku, Chansko, Balkan'dan gel konuşuyorum. Bunlardan Michio Kaku'nun adını duymuşsunuzdur, o popüler bilim kitapları yazar değil. Çünkü biz hepimiz böyle birer desk oturup çalışıyoruz ve burası da o dönemin dünyanın en iyi üniversitesi olan University of California at Berkeley University. Yani para pulu böyle hakikaten binalara, mekanlara, odunlara, tahtalara hazırlayan bir şey, onu aslında bahsettiğim iyi altyapı, üstün bilimsel bir altyapıdan var. Bir de yöneticilere değinmek gerekiyor. Bunu ister bilim yöneticileri değil, isterse daha yüksek siyasi yöneticileri bir yerlere verin. Çünkü genel olarak her sektörden yönetici, güdümlü araştırma ve geliştirme etkinliklerine yatırım yapılmasına yarar. Planlarına bakarsanız görürsünüz, üretilen politika dokümanlarına da bakarsanız bunu görürsünüz. Çoğunlukla bu etkinliklerin zenginleşme ve yaşam kalitesini yükseltmeye ve istihdam yaratmaya katkısı olduğuna inanılır ve beklenir, istenen o. Bu nedenle de örneğin yüksek enerji fiziği benim uzmanlık alanım, çarşamba günkü konumun tatlı konusu olacak ya da astrofizik gibi temel alanların
yararsız ve pahalı lüksler olduğunu düşünüyor genellikle. Tabii düşünmeyen akil adamlar da çıkıyor kuşkusuz. Ama yüzde büyük bir kısmı öyle düşünüyor. Onlara göre bu alanlardaki etkinlikler hiçbir ekonomik büyüme ya da beşeri gönenç sağlamadan ulusun kaynaklarını çarçur eder. Ama aslında öyle değilmiş. Bilimde ilerleme proje şablonları üzerinden gerçekleşmez. İnanın öyle. Ben işte şu kadar sene TÜBİTAK'ı yönettim. Eğer başarılı bir proje olacaksa adam da o işi bitirip ondan sonra onu proje parçalarını bölüp çünkü hiçbir zaman keşifler belli bir kurguladığınız süreç içinden çıkmaz. Beklemediğiniz yerlerden çıkmaz. Bilimsel bilgi bu. Bilinmeyeni ortaya çıkarmak, üstünde bir örtüyü kaldırmak demek. Çok önemli bilimsel keşiflerin pek çoğu beklenmedik şekilde gerçekleşmiştir. Yani buradan tabii proje desteklemeyelim bir sorusun. Yani hayır kuşkusuz öyle değil, bunun yolları var. Onu anlatacağım. Örneğin 19. yüzyılda gerçekleştirilen pek çok keşif, yola çıkarken bulmayı umdukları şeyler değildi bu değerli bilim insanları. Ve bunlar, bu çalışmaların sonunda yapacakları, olası bulgularının, keşiflerinin yapacakları toplumsal ve ekonomik etkinin de farkında değildi. Ve doğrusunu söylerseniz pek de umurlarında değildi, adamın işi o değil. Adam bir bilimsel bilinmeyeni, bir evrenin bir gizini ortaya çıkarmak için çalışıyor. Kopernikus adlı mesleki, resmi mesleği bir şeyde işte papaz olan bir adam, gecenin bir köründe sürekli gökyüzünü gözlemlemesi ve üstelik baş patronlar gördüğü yerse başına da iyi işler geleceğini bile bile yapması belli ki böyle bir sosyoekonomik gönençler için yapmıyor. Örneğin Faraday, Röntgen, Hertz. Bunlar bu örnekleri seçtim çünkü biraz sonra bilim ucundan da örnekler seçeceğim. Bunlar teknolojik bağlamda önemli isimler. Bunlar da yaptıkları iş yerine, yapmakta oldukları iş yerine günümüzün moda deyimiyle zamanlarının gerçek problemleri, çünkü gerçeği siz burada tarif edebilirsiniz. Yani günümüzdeki gündeme bakarak Türkiye'nin gerçek gündem problemleri ne diye bakabilirsiniz. Yine uğraşsalardı, örneğin radyo, TV, tıbbi, X ışını ve elektrik motorları olmazdı veya daha geç olurdu, başka bağlamda başka yerden çıkardı. Yani bunları şablona sokmak doğru değil. Şimdi bilim ve ekonomik değer konusuna geldim. Bu o kadar önemli ki biraz sonra göreceksiniz bu işin ne kadar çarpıcı olacağını. Şimdi günümüzün temel bilimcileri çoğunlukla ilk bakışta yararlı gibi görünmeyen egzotik konularla uğraşıyorlar. Örneğin işte telefonla uğraşıyor. Elektronun kütlesine kadar 10^-30 kilogram. Yani Allah akıl fikir versin diyebilir Türkiye'deki ortalama nüfusun %99. 10^-39 tanesi bir araya gelip de bir kilogram eden bu kadar mini minnacık şeyle niye uğraşırsın kardeşim derler adamı. Bu araştırmalar genel olarak da pahalı. Çarşamba günkü konuşmamda söyleyeceğim. Mikroskopik en minik yapıyı görmek için en makroskopik 27 kilometre uzunluğunda bir tünelin, bir hızlandırıcının oluşturulması pek pahalı. 10 milyar euro CERN'deki o büyük atom çarpıştırıcının maliyeti. Ancak diye başlayınca tabii yukarıdaki cümle bitti. Ya, öyle değil. Geçmiş deneyim gösteriyor ki bu araştırmaların sonuçları önünde sonunda yararlı bir sosyoekonomik uygulama alanı mutlaka olacaktır. Çünkü bulmuştur geçmişte, bula gelmiştir ve bunlar ekonomik, sosyoekonomik yönelik yaratacaktır. Biraz sonra başarı öykülerini söyleyeceğim ama başarı öyküsüne geçmeden önce şu grafiğe bir bakar mısınız? Aşağıda bilimsel, burada bilimsel yönelik yoğunluğu var. O da ülkelerin ürettiği bilimi özgün bilimsel ürünlerin sayısı. Aşağıda da bayağı ekonomik yönelik ölçüsü var. Kişi başına gelir bağlamında. Şimdi dikkat ederseniz yukarıda olan ülkeler, İsviçre'nin özel bir durumu var. İsviçre'yi İsviçre olarak görmemek. CERN'de de dünyanın bütün ülkeleri aşağı yukarı işletiyor. Onun için ben İsviçre'ye orada hak ettiğinden fazla bir kredi vermek istemem ama bakın o küçücük ülkelere, İsrail'e, İsveç'e, Finlandiya'ya, Danimarka'ya ve Hollanda'ya. Hem bunların bilimsel üretim şiddetleri, yoğunlukları çok yüksek, hem de
ekonomik yönelç bağlamında işte ortalama ömürden, çocuk ölümlerinin azlığına ve vesaireye kadar insani gelişme indeksi bağlamında ve kişisel, bireysel, kişi başına ulusal gelir bağlamındaki nasıl bir ilişki olduğunu görüyorsunuz. Yani bu söylenenlerin hiçbir şey söylenmese de sadece şu grafiği verip okuyup ve insanlara bir politika da arkadaşlar iyi çalış, anlamaya çalış demek bile yetebilirsiniz. O varsa bu da var. Bilim varsa güneş de var. Şimdi başarı öykülerinden bahsetmek istiyorum. Dedim ya, önünde sonunda her türlü bilimsel bulgu mutlak ve mutlak bir sosyoekonomik yönelince dönüşmüştür. Şimdi bu bakımdan zikretmek istediğim pek çok başarı öyküsü var. Bunların çoğu ilginçtir. Yüksek enerji hızlandırıcıyla raporlarından gelmiş. Burada bir miktar takım tuttuğum ama eğer fizik bilimin öncüsü ve yüksek enerji fiziğiydi, bilimin şeyse vurucu ucu ki öyle. Çünkü doğadaki bilim yerinden tanıdığınız yer orası. O zaman bu çok da şaşırtıcı olmasa gerek. Şimdi tüm yaşamımızı radikal biçimde değiştirmiş günümüz yüksek teknolojilerinin, bakın günümüz yüksek teknoloji derken artık uzmanlık alanına ayırmıyorum. Orijinal versiyonları parçacık fiziği gibi gereksiz, yararsız ve pahalı bir alandaki araştırmalarda kullanılmak üzere keşfedilmiş ve geliştirilmiştir. Neden? Bir metaforik örnek vereceğim. Yani bazen örnek sıralayınca World Wide Web en son ürün yüksek üretkenler lazerler şimdi bir ben burada bilişim devrimine gelmek istiyorum. Ne var? Tarımsal devrim var, büyük sanayi devrimleri var ve bugünkü üçüncü, kimilerince üçüncü sanayi devrimi olan bilişim devrimi. Şimdi bu en büyük devrim mi? Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi o devrimi size anlatayım, arkasından nereye getireceğim. Şimdi bu hepimizin herhalde en azından o türeklerimizin en büyük olduğu konu transistör, bilgisayar ve internetin ve de WWW, World Wide Web'in 20. yüzyılın belki de tüm uygarlıkların en büyük teknolojik, orada bir sözcük eklemem lazım, teknolojik keşifleri oldu. Biraz sonra bilimsel keşiflerden bahsedeceğim. Eğer içinde yaşadığımız bilgi çağını bir devrimle ilişkilendirmek istersek, bu bilişim. Yani bilgi, knowledge society, ICT, teknolojik devrim için toplumla devrimi ilişkilendiriyor olmalı. Enformasyon ve iletişim teknolojileri, kısaca bilişim teknolojik devrim. Bu da bilgi toplumunu oluşturan, şu anda altyapısı oluşturan devrim. Kimilerince sanayi devrimi, hatta tarım devriminden, 12 bin yıl boyuncakinden de daha önemli büyük bir teknolojik devrim. Peki bu devrimin arkasındaki teknolojik gelişmeler, yukarıda sıraladım, transistör, bilgisayar ve internet. Ekonomistlerin pek çoğu, sokaktaki insana kadar aşağı yukarı, yani sokaktaki her insana değilmiş kusursuz. En azından okuma yazması olan insanları kastediyorum. Çok yaşamsal bir şekilde bu teknolojilere bağlı olduğunu biliyoruz. Şimdi interneti sansürden ya da kapatın. Ben herkesin elinden GSM telefonlarını da alın. Televizyonları da kapatın. O zaman herhalde her ülke bir büyük bir açık hava hapishanesi olurdu. Bir düşünebiliyor musunuz? Bunlarsız yaşamaya mahkum edildiğimizi. Ya bu kadar yeni bunlar zaten. Son 30-40 yıldır eseri. Ondan önceki yaşam modalitesini herhalde gençlerin düşünmesi mümkün değildi. Ve ondan önce ne yapıyorduk diye merak ediyordum doğrusu isterseniz. Eğer günde bu denli etkin bir biçimde bilgiye ulaşma, haberleşme bağlamında kullandığınız bütün bu olanaklarda mahrum olacak. Dünya nüfusunun çok büyük bir kesiminin günlük yaşamları çok farklı olurdu. Hatta bilim kurgu olarak böyle bir yeni bir işte hayali planetteki insanların artık bu olanaklardan mahrum edilmiş olarak yaşamaya mahkum olduğunu düşünen bilim kurgu romanları, öyküleri deneyebilirsiniz isterseniz. Şimdi tarihin en büyük bilimsel keşifler. Bilimsel keşif olarak bilimsel devrim önemli. Ama bilimsel devrim yarın ayrıntıya gireceğim o. Bilimsel devrimdeki klasik paradigma ile 20. asırdaki kuantum paradigmasının
ne şekilde farklı olduğunu ve evrensel bağlamda bilimsel bilginin nasıl incelendiğini yarın anlatacağım. Burada ayrıntıya girmeden sadece değinmek istiyorum. Uygarlık tarihinin en önemli bilimsel keşiflerden biri elektronun keşfi. 1897, günümüzden yaklaşık 120 yıl önce. C.J. Thompson adlı bir bilim adamı tarafından keşfedildi. Ve şu anda çok aşikar ki ben onun bir yaşam öyküsünü okumadım. Yani şeyde biyografi. Ama herhalde bugün elektronun keşfinin, elektronun mevcudiyetinin uygarlık bağlamında yaşamımızda oluşturduğu değişiklikleri bir mesajla geçmişe J.J. Thompson'a gönderme olanı olsaydı herhalde değişiklik olabileceğiz. Ve tıpkı bunun gibi kuantum mekaniğinin keşfi. Elektronun keşfi 1897, kuantum mekaniğinin keşfi değil ki 1930 sentezi tamamlandı. Bunun arkasında da işte Einstein'dan Planck'a, Bohr'a, de Broglie'ye, Heisenberg'e, Schrödinger'e uzanan ve direkt uzanan büyük bir bilim adamı var. Bu bilim insanların bu çalışmaları sırasında temel amaçları evrenin temel işleyiş yapısını ve temel işleyiş yasalarını anlamak. Neyi özellikle? Maddenin özünün özünü, mikro evrendeki işleyiş yasaları, yapıyı ve işleyiş yasaları. Yani bu ekonomiler zaten bunların hepsi, yani şu anda da olduğu gibi, işte 4 bin lira maaşla yaşayan profesörlerin yanında işler olarak tarif edebilirsiniz. 4,5 milyon dolar vermişsiniz, 4,500 lira işte. Ne ilginç ki, hem büyük buluşlar yapmışlar hem de dünyayı değiştirmiş bu yapılan buluşlar. Ben size önünde sonunda bunlar etki yapacak derken bunu kastediyorum. 1929'da büyük fizikçi Paul Dirac geliştirdikleri bu yeni teorinin, yani kuantum mekaniği sayesinde tüm kimyanın anlaşılabileceğini söylediğinde büyük olasılıkla kimse ona inanmamıştı ama şimdi galiba her şeyi anladı. Sadece kimyayı değil, malzeme bilimi, biyokimyayı, biyofiziği ve biyolojiyi ve de yaşamı. Hiç abartma. Biraz kendinize bunu çekelim. Kuantum mekanik öncesi ve sonrası evren ve dünya farklı. Her şeyi anlamanın temeli kuantum mekaniği anlamıdır. Yani Paul Dirac sadece kimya anlamına gelmişti. Kimya anlamış. Burada iki büyükten bahsediyorum. O ilk kurucu babalardan Dirac ve de son dönemdeki en büyüklerden, kendisinde tanımadan ve Stanford'da çalıştığı o Richard Feynman ve bu resim çok önemli. Ve orada bu Richard Feynman'ın yaşadığı dönemde en büyük olarak bilinen Feynman'ın Dirac karşısındaki saygısını görüyorsunuz. Elektronu biraz elaborate edelim isterseniz. Daha önce söyledim. Herhalde bu böyle 10 üzeri 39 tanesi bir araya girerek 1 kilogram eden bu ne büyük belirsiz, bilik bilik şeylere uğraşanlar dili olarak kabul edebilirler. Harcanan paraları da, o günlerde harcanan para birkaç yüz dolar da pound. Çok da büyük para harcanmış. Bugünkü uygarlığımızın en başlıca belirleyicilerden birisi elektron. Elektron uygarlığı. Bu benim eski Weizmann direktörü, eski arkadaşım Harari'den bir miktar ödünç alarak kendim metafor haline getirmeye çalıştığım kavram bu elektron uygarlığı. Ve elektronun kuantum teorisinin uygarlığından bahsediyorum. Şimdi kimyadan malzeme bilimine, sağlık alanlarına, özellikle bilişim teknolojilerine kadar her şey, yani yaşam da dahilinden, elektronun kuantum mekaniksel olarak anlamak üzerine işaret etmiştir. Şu soruyu sormuşlar ve tabii ben bu sabah da yine biraz erken kalkınca araştırdım. Ekonomistler bu işi biraz galiba hafif önemsiz noktaya getirmek istiyorlar. Bu rakamlara ulaşmaya çalıştı. Dünya Bankası'na ya da Birleşmiş Devletler'de var mı diye. Weizmann'ın eski direktörü Feynman'ın iddiası şu andaki dünyanın toplam ulusal gelirinin ki 80 trilyon dolar mertebesinde yaklaşık %60 ile 70 arasındaki payın elektronun kuantum teorisinin yani kuantum teknolojisi. Bakın bunu anlamak çok zor değil, biliyor musunuz? Bugün Türkiye'nin ulus kişi başına ulusal geliri bu rakamlara çok güvenmek mümkün değil de çok oynanabiliyor ama deyin ki 10 bin dolar mertebesinde.
1960'lı 70'li yıllarda %10. Bunu bütün ülkelerde teşvik edebilirsiniz. Ben bir ara Kore ile Türkiye'yi karşılaştırdığım sırada o işte yine %10'lara çıkıyordu. Çin daha da azdı. Ve en zengin ülkeler 1000 küsur dolar mertebesindeydi. Bugün bakın Türkiye 10.000 dolarında. Katar adlı bir ülke var. Nerede olduğunu diyebilir misiniz? 180.000 dolar mertebesinde. Ve bazı ülkelerde bu 150.000, 170.000, 180.000 dolar mertebesinde. Yani peki ne oldu da yüzler ve bin dolarlardan 10.000, 30.000 halka geliyor. 100.000 dolarlara çıktı. Bir şey var. Bu sıçrama öyle kendiliğinden olacak bir sıçrama değil. İşte benim yaptığım ve hayır kararıyla yaptığı bu şey çıkarsa mı? Kuantum teknolojileri, yani bilişim teknolojileri. Şu andaki bu müthiş sıçramanın, gelir sıçramasının nedeni o. Evet, son. Daha sonra belki soru vermeyeceğiz. Şimdi bilim politikası dersi diye, ben bunu çok uzun bir ara bilim politikası ortamında yaparken, bu birkaç sayfalık bir şeydi. Bugün buraya kısa bir paragrafla bitirmek istedim. Şimdi hangi perspektiften bakarsak bakalım. Temel bilimin, temel bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve bu alanlardaki üst düzey eğitim, uygarlık yarışında kendine saygın bir yer arayan her ülke için çok büyük bir önem taşımaktadır diyorum da. Peki, durum ne? Dünyada genelde bilimden bir kaçış var. Çünkü taşeronluk doğrudan üretimden her zaman daha iyi. Ve hep ola gelmiş ama şu an getirmiş. Ve Türkiye'de bugünlerde bilim alanına gelen profil ve sayı iyice düşmüş. Otofizik bölümüne 100.000'lerden öğrenci alıyoruz. Bazı yerlerde bilim alanları kapatılıyor. Tabii öyle olunca ben kendimi boşuna akıntıya göre çekeceğim. Yani son 30 yıldır bir insan gibi hissediyorum. Onun için hem sosyoekonomik önemine vurgu yaparken aynı zamanda bu işin güzel tarafını göstermeye çalışıyorum. Evrenin gizlerine eski dilde vakıf olma, ona tanıklık yapmak, girmek ne biçim yapacağım? Yani işleyiş mekanizmalarını, 10 senelik son 5 santimetrelerdeki doğanın işleyiş mekanizmalarını anlamadım. Ama bu 150 binlik raketten, 200 binlik raketten gelen sevgili, değerli evlatlarla olması mı? Benim üniversite öğrencisi olduğum yıllarda Türkiye birinciler, ikinciler, üçüncüler, beşincilere gider. En gözde basit. Ben Berkeley'de doktora yaparken bize ev sahipliği yapan bu belli işte Christmas zamanlarında aileler bize yarı tanrı gibi bakar. Berkeley'de fizik var. 15 tane Nobel laureate var. Daha sonra Stanford Üniversitesi'nde kaldı. Şimdi niye bu bilim bu kadar önemine karşı böyle genelde dünyada ama özellikle de Türkiye'de bu kadar yerlerde sürünür hale getirildi bilmiyorum. İçim acıyor olsun isterseniz. Ancak bugünkü konuma, o hardcore konulara girip de biraz sizleri ürkütmeden önce bu boyutuyla düşündürmek ve sizin büyük ihtimalle hepinizin çok evli bildiği konularda daha bir söyleşi yapmak istedim. Benim söyleyeceklerim hepsi bugün bu kadar. Soru alacak vaktimiz var değil mi Hüseyin Hocam? Şimdi teşekkür ederim. Çok tabii iyi ve derin bir soru olduğu için özellikle teşekkür ediyorum. Şimdi bilim, matematik bilim midir değil midir perspektifinden bakarsanız eğer matematik aşağı yukarı her şeyin anası olan bir çerçeve, bir paradigmadır, önce bilim değildir perspektifine bakarsanız bu söylediklerimin matematiği dışladığı izlenimi edinebilirsiniz. Çünkü bilim esasında matematik bir bilim değil. Çünkü bilim
gözlem ve deneyle doğaya ilişkin olarak toplanılan bilgilerin kodifiye edilmiş şeklidir dediğim zaman matematik devreye giriyor. Matematik bütün bilimlerin ana çerçevesi. Şunu söylemek istemiyorum, çok etkin bir dil. Dil demek tabii dil esasında lojik olarak eğer perspektiften bakarsanız son derece önemli bir olgu. İster dil değil, ister bütün düşünsel çerçeve, bilimler değil, matematik bu işlerde tabii kraliçeye tepe durdur, hiç kuşkusuz. Ah, buyurun hocam. Benim sorum biraz daha teknolojik olacak. Şimdi Türkiye olarak gerideyiz ama diyelim ki biz gelişmeye başlamak istiyoruz. Ve gelişmeye başlamak için önce kendi mühendislerinizi, kendi bilim adamlarınızı yetiştirip sıfırdan mı başlamak lazım? Yoksa teknolojiye hazırda geliştiği mertebesinden ve de dışarıda gelişmiş bilim adamlarından mı devam edeceğiz? Eğer teknolojiye hazırlanın derseniz, o Osmanlı'da yıllar itibariyle, tabii kim yıl geçtiğim için Osmanlı'daki transferin dışarıdaki teknolojik, önce fark edilen teknolojik üstünlüğü asıl nedeninin o devrimi yaşamamış ve ülkede bir bilim bazı oluşturmamış olmasını bir tarafa bakıyor. Doğru görmüşler. En azından askeri alanda görmüş sürekli. Güç kaybetmemiz ve askeri alandaki başarısızlıklarımız, onların üstün silahları şeyi yaptırmış. Önce silahları satın aldırmayı, teknoloji transferini. Ondan sonra bir şey daha görmüşler. Okulları transfer etmişler. Ama askeri mühendislik okullarını transfer etmişler. Çünkü orada çok somut bir sorun var. Askeri güç olarak ülkenin varlığını sürdürebilmesi için askeri gücün çok eksilmemesi lazım. Onun için askeri gücü sadece teknolojik o silahları toplanıp alarak olmuyor. Halde askeri mühendis yetiştirmek ve onları bir bakıma teknolojik ürün, inovatif olarak geliştirmek lazım diye düşünmüşler. Onun için Türkiye'deki mühendislik okullarının çoğu mühendishanelerdir. Berk Hümayun'u, Bahri Hümayun, iki tane. Orada mühendis de yetiştirmiş. Ama mühendis var olan bilgiyi kullanıyor. O bilgiyi ya ülkedeki bilim bazından Finlandiya, İrlanda, Japonya, Kore, hatta şimdi Çin geliyor gümbür. Kendi bilgisiyle ilgili. Şimdi siz transfer bilgiyi, istediğiniz bilgiyi transfer edemezsiniz. Sosyoekonomik yönelince dönüştürmek için. Ya bu teknolojik bilgi de olabilir veya daha ürüne yönelik bilgi de olabilir. Yani bu işin blueprinti de olabilir ya da doğrudan anlamak adı bilgi de olabilir. Ve bununla bir yere varılmadığını biz görmüşüz acı için 300 senelik öykü sırasında. Ve bunu gören ülkelerde başarı öyküsü var. Japonya'nın, Kore'nin, Tayvan'ın ve yenilerde Çin'in çıkışı ve bu tarafta da Finlandiya'nın çıkışı ve bunu görüp sabırla, bu iş geceden sabaha olmadı kuşkusuz. Sabırla önce altyapınızı ve insan gücünüzü yetiştirmeniz ve o insan gücü yetiştiği anda o piyasada kendine yer buluyor. Şu denebilir, bu benim argümanlarıma karşı argüman olarak. Arkadaş millet de orada boş oturmuyor, sen mühendis yetiştireceksin. Onu keşfedeceğini başkası da keşfeder. Diyelim Japonya, Kore, Tayvan, Singapur örneklerinde görülüyor ki eğer bu bilgi birikimi olgunluğu o düzeye geliyorsa seninki de oradaki silikon vadisinde yaptığını Şangay'daki silikon vadisinde yapmaya başlıyor adam. Onun ürünü en az öbürü kadar iyi ve maliyeti o derece yüksekse insanlar bunu tercih etmeye başlıyor. Yani ben o transferin en ince versiyonu, sofistike versiyonunun bile çözüm olmadığını ve kaybettiğini mahkum olarak buyurun. Sunumunuz için çok teşekkür ederim. Çok yararlı oldu. Benim sorum, arkadaşımız matematiğe vurgu yaptı. Ben de felsefeye vurgu yapmak istedim. Mesela Newton'un fiziğini Hegel, Einstein'dan çok önce eleştirmişti. Ve onun belki Einstein'ın sonra bilimsel olarak keşfettiği şeyleri Hegel, kendi içerisinde, kendi felsefesi içerisinde Newton'u sorgulayarak Einstein'ın fiziksel olarak keşfettiği şeylerin bir kısmını söylemişti zamanında. Bugün ise yine bu felsefi yorumlardan, tabii özellikle kuantum fiziğinin ileri aşamalarında sulandırmaları çok fazla var. Yani felsefi yorum yapmak isteyenler veya başka türlü yorum yapmak isteyenler
yapılandırmalar çok fazla. Benim sormak istediğim şu, sizin tanımadığınız bilim anlamında felsefenin yeri nedir? Şimdi size bu sizin soruyu bana 30 yıl önce ben hardcore science yaparken Berkeley, Stanford ya da CERN'de vereceğim yanıt başka olurdu ama şimdi ben şeyi fark ettim. Yaşta insan gerçekten kemale eriyor. Benim adım biri Kemal ama yaşta bir kemale erme var. Bir zamanlar öyle yoğun çalışıyordum ki günün telaşıyla ve çok varmış rekabetsel bir alanda çalışıyorsunuz. Çalıştığınız kavramlar içini dolduracak o derin düşünsel eleştiri süzgecinden geçirmeye hiç baktım yoktu. Benim yaştaşlarımın da baktı. Şu anda seyirciye katılıyorum. Matematik nasıl böyle teknik bir düşünsel paradigma çerçeveyse, felsefe de oradaki kavramların içini doldurmak için o denli yüksek düşünsel çerçeve. Kimileri, başlayın beni, benim görüşüm değil, kimileri felsefi tartışmaları, fizikteki özellikle felsefi tartışmaların laf evveliğinden öteye gitmediğini söyler, ben %100 katılıyorum. Ve şu anda anlamlı, eğer tüm yaşamı anlamlı kılmak için, anlamlı düşünmek ve anlamlı konuşmak, anlamlı iletişim kurmak için en azından felsefi incelikten incelikten geçirmesi gerektiği kapsamındayım. Ve bu son 10 senedir ben işte TÜBİTAK o travmasını yaşarken kendimle hesaplaşma fırsatı buldum ve derin olarak felsefeyle uğraştım. Ve bilimsel bağlamdaki bütün bilgilerimin inceldiğini fark ettim. Ve dolayısıyla hem kendi adıma hem de bilgilerimi başkalarına, kitlelere ulaştırma bağlamında çok daha etkili olabileceğini gördüm felsefe sayesinde. Hegel'in Newton'a eleştirisi felsefi bağlamda doğrudur. Ama Einstein'ın o bilimsel eleştirisine de gerekçe vardı. Dedim ya, yani in retrospect deminiz aslında. Doğrudan orada Newton'un mekaniğinin, özellikle Maxwell'in geliştiği, yarın bahsedeceğim bütün detaylar geldi. Maxwell'in teorisi geliştikten sonra oradaki tutarsızlığı görmek için gerçekten bilimsel birikim gerekiyor. Hegel kuşkusuz düşünsel tarihin dünyanın gelmiş getirsel büyüklerden biri ama o teknik ayrıntıyı görmesi olanız. Mesela Immanuel Kant. Immanuel Kant benim idollerimden biri ama Immanuel Kant'ın fizikteki tartışmalarında ara ara girdiği çıkmazları hatırlıyorsunuz. O critical cube. Dolayısıyla bence bu işbirliği, ortak sinerji, bilimciler ve matematik ve felsefeciler arasındaki sinerji bu kesimin, bu üçlü kesimi çok ayrıcalıklı kılıyor diye düşünüyorum. Gerçekten. Buyurun. Hocam Einstein bir konuşmasında epistemolojiyle ilgili bir felsefeyle ilgili bir soru sorulduğu zaman kendisine fizik epistemoloji olmadan kördür. Ama epistemoloji de fizik olmadan içi boştur diye bir yanıt veriyor. Genelde ben de felsefe kökenli olduğum için Hegel'den Kant'a genelde felsefi kavramların içini doldurma çabası içerisinde kavramların dizilişiyle Newton'dan Einstein'a işte bu kuantum ve maddenin alt yapılarına ilişkin gerçek dizilişle ilgili kavramsal karışıklıklar içerisinde düşebiliyoruz. Aslında farklı iki dizge ve farklı iki gelenekten bahsetmek gerekiyor. Felsefe genelde kavramlar üzerinde çok kategoriler üzerinde hareket etmiş olduğu için fizikten herhangi bir şeyden bahsettiğimiz zaman da çok benzer ve sanki felsefeciler bu sorunlara yanıt verebiliyormuş yanılsamasına kapılabiliyoruz. İşin gerçeği öyle değil. Ben size şunu sormak istemiştim. Askeri rekabet genelde hem fiziksel çalışmaları hem de diğer bu işte enformasyon teknolojisine ilişkin konuların da geliştirilmesinde bir momentum oluşturmuştur. Motivasyonu sağlayan konu bu. Bir şunu çok net yanıt vermenizi rica edeceğim. Bizim ittifak politikalarımızın, Osmanlı'da da gelişen politikalarımızın bizdeki bu motivasyonu öldürdüğünü rahatlıkla söyleyebilir miyiz? Hala devam eden ittifak politikalarımızın. İkincisi de gelişmiş bilimsel altyapımıza, kültürümüze, teknik olanaklarımıza rağmen işleyen politikaların bizdeki gençlerin de bilimsel motivasyonunu öldürdüğünü söyleyebilir miyiz? Birinci soruya yanıt vermek kolay. Asbelkader 15-20 sene benim karar mercilerinde oturduğum için kendi yaşadığım.
Peki soruyu niye bu çıkarsamayı yaptığınız soruyu tam anlayamadığım izlenimi edin. Yani gençlerin motivasyonunu, şimdi toplumun değerlerindeki yozlaşma ve çürümenin gençleri demotive etmesi doğaldır. Eğer çok alternatif, kolay para kazanma yolları varsa ve ekonomik yönelişte yaşamın temel motivasyonlarından biriyse, o zaman bu kadar zahmetli, düşünsel mekanizmaları işler tutmak çok zahmetli iştir. Onun için en büyük tembellik düşünsel tembelliktir. İnsan 3 saat bu işi yapabilir, sap bunu kullanmamak için. Bazı arkadaşlar da bu hemfikir değildir, ilim işçiliğiyle mekanik işçilik arasında ben bir önem ayrımı yapmak istemiyorum ama birinci soruya onun için yanıt vereceğim. İkincinin toplumsal değer çürümelerinden kaynaklanan bir motivasyon eksikliği gençlerde olduğunu ve bu kadar zahmet sonucunda da yani bilgisayar mühendisliği gibi bir bilim dalına giren, çünkü asıl mahalle baskısı o kadar yüksek ki ilk 100 veya 1000'e girme iddiasında ve kapasitinde olduğunun farkında olan bir çocuk, anasının babasının toplumun öğretmenlerinin yanlış yönden ve baskısıyla mühendis kapanına giriyor, sonra gidip bilgisayar satıyor. Vah! Vah! En vah! Yani ne diyeyim başka olabilecek iş değil ki. Şimdi bu insan ziyanı, üfleyeceğim ziyan ama mahalle baskısı ve değer çürümesi. Şimdi birincisi ittifakların bazen çok yıkıcı olabileceğini biliyorum. Türkiye'deki dış sermayeli bir araştırma kurumu, Türkiye'deki üretim merkezini tutarak araştırma birimini kapatıyordu ve orada pek çok iyi sayılabilecek, bazıları beni yanıltı hayal kırıklığına uğradı ama mühendisini kapının önüne koymuşlardı. Ben işte 1980'den başlayarak bu işlerle uğraştığım için kapının önüne konan insanlar o sırada 2 numaralı posta oturuyordu TÜBİTAK'ta, 1 numaralı posta değil. Rahmetli kahveci o sırada Maliye Bakanı onun desteğiyle evlice ayakta duruyordum. Ve bu insanları toparlayıp TÜBİTAK bünyesine aldık. Ve bilgi güvenliği biriminin kurma bağlamında şu anlıyorum ki bizim kurduğumuz bilgi güvenliği kurumu giderek çok korkusuzluk işlerde kullanılır hale getiriyormuş ama neyse o bizim tabii kurumun dışında. Bu insanları aldıktan sonra bu birimin kurma çabasına girmiştik. O Gebze'deki ilişkide. Ve bunun için de tabii tam da o sırada Amerika'yla olan işbirliği anlaşmasının SİHA'nın fikri mülkiyetteki çalışma konusuydu. Chicago Üniversitesi'nden bir PhD taşıyan bir Amerikan yetkilisi beni ziyaretine geldi. Biz böyle bir süre, bir ay süreyle bu seyirlerin ekili çalışma almıştık. Fikri ülkedeki önemli aslında. Ondan sonra da bu özel sektördeki dağlar insanların toplamanın arkasından bir bilgi güvenliği kurulu çalışmasına girdim ve bir gün bana böyle sivil giysili ama omuzu kalabalık bir takım adamlar ziyarete gidiyor. Profesör bak dedi, bu adamlar bu işlerle niye uğraşıyorsunuz? Sizin bir düzgün adamınızı yurt dışına gönderin, bu konuda eğitin. Siz o birimi kurmayın. Şunu anlıyorum tabii. Geriye bakıp aradan 20 sene geçtikten sonra bu ittifakların özellikle eğer askeri sektör, ülkedeki bilim ve teknoloji sektörünün finansmanı, motivasyonu sürümü için önemli bir kaynaksa, tabii onun kaynağı kullanacak hem bilgi birikimine hem de dirayete sahip yöneticiler geldiği zaman birileri diyor ki hop arkadaş o böyle olmaz değil dedim. Ben kurdum o bilgi güvenliği birimini ve kurduk çalıştırdık. En azından ben görevde olduğum sürece 2003'te görevden ayrılmaya zorlandığım döneme kadar çalışıyordu. Ondan sonrasında kefil olmak istemem. İsterseniz arkadaşlar burada bir 15 dakika çay molası var. Çünkü salonda diğer hocamızsınız herhalde. Katıldığınız için çok teşekkürler. Yarın çarşamba günü devam edeceğiz hocamızla beraber. Sağ olun.